Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Arkadaşlar, bu akşam şimdi İslam tarihinde ta maziden beri bakarsak hep böyle bir mücadele yapılıyor. İki ceyran azim ediyoruz. Birisi felsefe tutmuş, birisi nübüvvet tutmuş. İki ceyran azime devam ediyor, yani iki grup, iki silsile devam ediyor. Bunların temelinde ben merak ettim. Niye böyle oluyor? Yani her şeyde kullanabilirsin bunu. Mesela tesettür lazım değildir. Efendim iman etmek lazım ve değildir. Buna böyle demek lazım veya dememek lazım. Hep temelinde hep kendini tanımakta yatıyor. Yani kendini tanıma nispetinde bu meseleleri kavruyor adam. Kendini tanımak, kendini yorumlamak, kendini izah etmek, neyle yorumluyoruz? Bu tarih süreci içinde, kah riyazet de yapmışlar. Aç olarak yememe, içmeme. Niçin? Başlamadan önce. Doğruyu bilmek için yanlışın farkında olmak lazım. Bak doğruyu bilmek için yanlışın farkında olmalı. Kontrol edilmemek için kontrol etmek lazım. Hacı amca bir bardak su yukarıda getirir misin? Kontrol edilmemek için bak eğer kontrol edemediğiniz bir şey kontrol ediyorsunuz, ediliyorsunuz bunu. Sizi o kontrol ediyor. Kendini tanımak, varlığının farkındalığına ulaşmak o kadar büyük nimettir ki, kendini tanıyan Rabbini tanıra bağlanmıştır. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Niçin bunu zikrettim? Bu kadar mühim. Allah ilk önce beni tanı demiyor. Bu pencerelerle bakacağız dersime. Şimdi o kadar mühim. Bir de lazım olacak bize nefsi tanıtayım. Nefis biz mutlak şer biliriz. Nefsi mutlak şer biliriz. Mutlak şer değildir. Allah Resulü benim nefsim iman etti diyor. Demek ki iman etme tarafı vardır. Bir başka rivayette benim şeytanım diyor. Nefsin yedi mertebesi vardır. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mardiye, nefsi mutmaine, mülhime, natıka, raziye ki Cenab-ı Hak iki tanesine, iki üç İki tanesini açık Kur'an'da yemin ediyor. En şirin nefs emmaredir. Onu da ustak malum ikiye ayırıyor. Maddi ve manevi budur. Şimdi nedir o? Kendini seyretmek için cama bakıyorsun, göremezsin. Cama ayna yapman lazım. Arkasını siyah boyaman lazım. İşte camın arkasındaki siyah boya nefistir. Ayna ise ruhtur. O seyreden de bendir. Seyreden bendir. Şimdi bu tarih sürecine bakarsak hep böyle kendini tanıma üzerine hep böyle ceylan etmiş. Bütün meselelerde. Bir misal vereyim ondan sonra tam geçiyor. Lemalara geçiyor. Uygulanır olsun misali. Tesettür lazım veya değildir.
bu birileri çıkıp lazım diyor, birileri de çıkıp hayır diyor, gerek yoktur. Peki lazım diyenlerle bu ikisi niye çatışıyor? O olayı nasıl yorumluyor, ona göre görüyor. Kadını nasıl anlıyor o? Ona göre o sıfatı, o vasfı, o eylemi ona uygun görüyor. O libası giydiriyor. Tanımaya bağlı, yani buraya bağlı. Bilgisayara yüklediğiniz şeyi ancak tararsınız. Yüklemediğin şeyi neyi tarayacaksın? Yok ki. Şimdi adama diyorsun ki namaz kıl. Böyle bir donanımda böyle bir şey yok. Tarıyor böyle, öyle bir şey yok diyor. Onun için insanların akıllarını ve kalplerini tatmin, teskin ve terakki ettirmedikçe amelini düzeltmeye çalışmak beyhudedir. İştahsı saadet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Miraç'ta namaz farz olmuştur. 9 sene 8 ay geçmiştir namaz farz olabilmesi için. Nur talebeleri tebliğ ederken lemalardaki Esma-i Hüsna'ya göre uygulamalı. Kuddüs birincisi. İkincisi nedir? Sıra, Ad, Hakem, öyle mi? Kuddüs, Ad, Hakem, Fert, Hay, Kayyum. Onu da inşallah başka zaman, yani tebliğ metodu da sırasıdır. Şimdi bu dokümanlardan sonra 13. Lema'nın 82. sayfasında 10. işaret. Mühim olduğu için önermeler verdim. O pencerelerden bakacağız. Yani yorumlamak önemli. İblisin en mühim desisisi, iblisi bilmiyoruz. Adam ne iblisi ya? Kendisini tanımıyor ki. Tanıması gerekenleri tanısın. Yani kantarı yok adam. Kendini tanımıyor. Kendini tanırsa bununla onu tanıyacaktı. Bunu tanımıyor ki. İblismiş. Ne iblisi diyor. Yani nefis diyor. Nefisi tanımıyor ki. Onun isteği benim isteğimin içinde. Onun bakması benim bakmamla aynı yer. Nasıl tefrik edecek? Bir şey aşağıdan geliyor. İstekliyor. Yap diyor. Yapma diyor. Çak diyor. Söyle diyor. Söyleme diyor. Seyret diyor. Seyretme diyor. İkisi var. Bunu bir ben ikilem yaşıyor zannediyor. Karakter kayması oluyor zannediyor. Bilmiyor ki ya nereden geliyor. Bak iblis böyle bir varlık var. En mühim bir desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Böyle bir şey yok. İblisin en büyük desisesi bu. Yani kendi varlığı yok. Böyle bir şey yok. Yok olunca ona karşı bir cephe olur mu? Yok ki. Nereye cephe olacak? Bakın gene konuştuğumuz mevzuya giriyor. Kendini yorumlarsan karşındaki zıtlığa çıkıyor. Ben her şeyle benim diyor. Hayır kardeşim sen hamilesin. Nefsi hamilesin, ruh hamilesin. Ben diyen o. Benim nefsim, benim ruhum. Ayıracaksın üçe. Bak iblisin en büyük desisesi kendini kendine tabi olanlara unutturmaktır, inkar ettirmektir. Böyle bir şey yoktur. O zaman hedef yoktur, cephe yoktur, uyanıklık yoktur. Şu zamanda hususan maddiyunların felsefeleriyle zihni bulananlar bu bedihi meselede tereddüt gösterdikleri için şeytanın bu desisesine karşı bir iki söz söyleyeceğiz. Şöyle ki, o kadar uyanık ki kendisini kendisini unutturuyor. Cinlerin de en büyük tuzağı şudur, bilin diye söylüyorum. Arada misalleri verdiğim zaman hayatta uygulanabilir olanları seçiyorum. Cinlerin iki tuzağı vardır. Bir, karı koca yaymaktır. İki, kendini çok güçlü gösterip insanların ruhsal savunma mekanizmasını dimura uğratmaktır. Yani çok güçlü, insanlar çok basit, tamam mı? Biz çoğu her şeyi yaparız, hiç alakası yoktur. Boyları 1-2 santim ancadır. Gözünü böyle kaşıyıp da yıldızları gördüğün gibi var mı öyle bir şey yok, sen de. Yani böyle basit bir şeydirler, tamam mı? İnsan kendi donanımına farkında olursa cinsiyeti artar. Bunlar neymiş ya be? İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesetli ervah habisesi müşahede bulunduğu gibi
Bak ona nasıl geçiyor usta, bak ne yapıyor. Mesela insan nevinden toplumda haybe, hayrata, hakikata sevk etme noktasında maniler yok mu? Baksana nasıl adam yani. Adam asit kuyularına insan atıyor ya, benim gibi düşünmüyorsun diye adam kesiyor. Yani camiyi bombalıyor yani. Şeytan ne olacaktı ki cisimleşse, şeytan cisimleşse, insan şekline girse ne yapacaktı? Meyhane açacaktı, camiyi bombalayacaktı, benim gibi düşünmüyorsun diye kesecekti, atacaktı. Bunları yapacaktı, başka ne yapacaktı ki aynı şimdi? Aynı şey yapacaktı ya. Cisim üstad diyor ki, bak şeytana nereden geçiyor? İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesetli, erva habise, habis ruhlar bir müşahede bulunduğu gibi. Var mı? Var. Cuma günü Fatih Camisi'ni havaya uçuracak adam. Niye? Benim gibi düşünmeyenler burada. Ses getirmek istiyor. Onun zihninde, dokümanında insanın emniyeti yorumlamasına bakın. İnsana ne değer vermiş, nasıl yorumlamış? İnsan nedir, nasıl anlamış? Ki böyle bir şey idealist olabiliyor, bunu dava edilebiliyor. Bunlar olduğu gibi cinniden cesetsiz erva habise dahi bulunduğu o katiyettedir. Bu da gösteriyor ki gözükmeyen boyutu da vardır. O onun burada değil ifadesidir. Örnek vereyim. İnsan utanırsa bedensel olarak nasıl tezahür eder? Kızarır. Korkarsa kan çekilir merkeze, sararır. Yani ruhtaki hal bedene yansıyor. Hatta simaya baktıkları zaman zina ehli midir? Namaz kılıyor mu? Faiz yiyor mu? Simada bellidir. Ki simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Ayeti malum yerde anlatıyor simalarında. Onu bu işte uzmanlar diyor ki hem batın sima hem zahir sima ile de ifade ediliyor diyor. Şimdi bunlar maddeten olduğu gibi maddi eylem ruhun dışa tezahürüdür. Böyle tip insanlar varsa böyle ruhta vardır. Böyle ruhun adı da şeytandır. Bu ruh şeytani bir ruhtur. O zaman şeytanın tarifi de karşımıza çıktı. İnsan bozulmasının yani ruhun ifrat mertebeleri yani ruhu meydana getiren esma şöyle düşünelim. Böyle nasıl diyeyim şimşek gibi veya gök tamamen bulut var. Ortada bir delik güneş. Güneşin şuaları gözükür böyle aşağı iner. Tamam mı? Böyle sonsuz esma süzülüyor. Bak bir şey anlatacağım şimdi. Nefis. İnsan ruhu şeytan. Bak nasıl oluyor. Böyle sonsuz esma tecelli ediyor. Esmanın o sonsuz tecellisini bir çakla kes. O çizgiyi al. Katta hulasa insan ruhudur. Vasat. Bu ruhun ifrat mertebesi, esmanın ifrat mertebesinin hulasası şeytan, bu çizginin tefrit mertebesinin hulasasının adı nefis. Çünkü şeytan da mahluktur, vücud haricisi vardır. O da esmaya dayanır. Hakaik eşya'yı sabit etin. Yani şeytan da mahluktur. Burada şeytandır. Ötelerde şeytan değildir. Şunu kastediyoruz. Bilgisayarını seyrediyorsun filmi. Aa gülüyorsun, sesler geliyor falan. Burada filmdir. Burada film yok. 001 1 1 0 0 1. Kodlar var. Dairesi başka şeyler. Burada bu. Burada şeytan. Arkada şeytan melek aynıdır. O zaman şeytan nedir? Kainatı meydana getiren esma-i hüsnaların bir kuvvet bir yekününün toplanmış mecmuasına ruh-i insani denilir. Kainat, insanın açılımı, insan kainatın çekirdeği. Tamam. Ha, bu daire-i ilim içinde bulunan Adem ise diyor, Adem-i haricidir, Adem-i mutlak değildir, vücud-i ilmiye perde olmuş bir unvandır.
O zaman nedir? Zıddiyet ruhun, şeytan zıddiyet noktasında, ruhun zıddiyet noktasındaki karşılık zeminidir. Yani camın arkasındaki siyah zemindir. O da olmasa bakarsın aynaya, karşıya geçer, gözükmezsin. Onun için insanı insan yapan şeytanı ve nefsin varlığıdır. İnsandan nefsi çekip çıkarırsanız olur melek. Zıddiyeti yok. Eğer onlar maddi ceset değilseydiler şeytanlar, bu şerif insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan suretindeki insi şeytanlar cesetlerini çıkarabilseydiler, Fatih Camisi'ni havaya uçurma niyeti olan adam cesedini bir çıkarabilseydi, müşahhas veriyorum, veya Nemrut veya Firavun, o cinli iblisler olacaktılar. Ha, bu tarafa gelebilirsin kardeş. Korkma bana, ben ne zaman gelebilirim. Hatta bu şiddetli münasebete binaendir ki bir mezhebi batılık etmiştir ki insan suretindeki gayet şerif ervah habise öldükten sonra şeytan olur. 72 fırkayı dalle var ya, batıl mezhepler var. Onlardan bir tanesi demiş ki şerif insanlar ölünce onun ruhu şeytan oluyormuş. Böyle batıl. Yani bir şey fark etti demek istiyoruz da. Onlar bir şey fark ettiler de yerine koyamadılar. Malumdur ki âlâ bir şey bozulsa etna bir şey bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Mesela nasıl ki süt ve yoğurt bozulsa yine yenilebilir. Yağ bozulsa yenilmez, bazen zehir gibi olur. Şimdi yoğurt bozulsa yeniliyor, ayran bozulsa yeniliyor. Fakat onun kulasası olan tereyağı bozulsa zehir olur. Şimdi bakın 10 katlı bina düşünün burayı. 8. katta İsa Aleyhisselam. 7. katta Musa Aleyhisselam. Her peygamberin katı olsa. Şimdi 8. kat, 7. kat çökse 3 kat aşağı iner. 6. kat çökse 4 kat aşağı iner. Yine aşağıda oturulabilir. Ama en dip olan, temel olan bodrumun direkleri çökse hiç daha oturulmaz. Hristiyanlıktan çıkan İsa Aleyhisselam'ın getirdiğini terk ediyor. Yani şu soruya cevap vermek istiyorum. Şu anlarda geçiyor meyve risalesine. Bir Hristiyan gavur Müslüman olduğu zaman mazisi hiç yok. Sıfır. Bir alem İslam'da doğan ve anne babası Müslüman olan bir insan sonra dönüş yapsa geçmişini kazanacak. Orucunu da namazını. Niçin diye, niçin bir hem bununla alakalı. Sevgili kardeşim, Müslümanın yeri en dip zemindir. Ruhun daha dibi yoktur. Tam diptir. O bozulursa bitmiştir. Ama Hristiyanlık tam dip değildir. Üst katlardır. Hristiyan daha dipte haberi yoktur. İnmemiş bu duruma. O katı bozuk değil. İşte Üstad şöyle diyor. Hristiyanlıktan çıkan İsa Aleyhisselam'ın getirdiği daireden çıkar. Ama İsa'nın getirmediği bir sürü şeyler var. Müsevilikten çıkan Musa Aleyhisselam'ın getirdiği daireden çıkar. Ama onun getirmediği daha çok şey var. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmediği hiçbir şey olmadığından, tam dip, temel, ruhun aslı olduğundan, o bozulursa tereyağın bozulması gibi oluyor. Temel dibe çöküyor, dumura vuruyor. 6. kat çökerse 10 kat mıydı? 4 kat tepesine iner. Ama temel çökerse dibe gitti ya. Öyle de mahlukatın en mükerremi. Allah Allah. Allah'ın misafiri. Daha bunda şey olur mu? Allah'ın misafiri. Belki en âlâsı olan insan eğer bozulsa bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Büyükşehir Belediyesi'nin şeyine gittim, Saraçhane. Tabii uyduruk arabayla, kartalla. Oradaki zabıtalar var ya, havadan uçuyor arabaya geldiği zaman. Böyle çık çık çık. Bir dakika dedim ya, kime bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Kime geldiniz de? Falan bir dönem. Ooo, öyle mi, hoş geldiniz falan. Hemen indim, arabamı çekersin dedi. Güzel olsun ya. Şimdi niçin anlatıyorum, bakın. Hemen çek diyor.
misafir olduğum zatın ismini verince dedim çekersiniz ben inerken alırım. Hiç alır mısın da demedim. Hemen indim. Bir müdüre misafir olmuş. Bu kainatın sahibine misafiriz kardeşim. Arabanı çiftirmezler yani. Cehenneme çek. Ne cehennemi kardeş? Ya ben kimin misafirim kardeşim? Haberin yok ya. Ya bir müdürden dolayı arabayı da çekermesin yok. O bana yol gösterecek. Hayır sen bak. Görüyor musun? Kime nispet ediyorsun? Kendini kimle yorumluyorsun? Ben kimim? Allah ne acayip bir şey. Kainatın en şerefli misafiri. En mükerremi. Her şey ona bakıyor. Nereye bakarsanız bakın. Toprağın altındaki madenden, petroldan. Hepsi insan ya. Ya bu çiçekten sığır ne anlar ya? Bu insanlar çıksa da bunu nasıl yesem diye bakar. O küz bu ya. Mutafin maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşerat gibi bakın ne dedi? En halis tereyağı mıydı? Bozulursa zehir oluyor. Yoğurt bozulursa yeniyor. İnsan da mahlukatın en eşrefi. Bundan ilerisi yok. Tamam. Şimdi diyor ki ne alakası var bununla? Mutafin maddelerin yani kokuşmuş gübredir, pisliktir. Maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşerat gibi. Mesela burada pislik olsun, gübre olsun, camı açın sinek gibi. Camı açın bu çiçek olsun, arılar gelir. Yani taafun etmiş yere sinekler geliyor. Hemen şu arada parantez açıyorum, gene uygulanabilir. Cinler ve şeytanlar kendilerine uygun zemine gelirler, her zemine gelemezler. İrade zafiyeti olan, dimura uğramış zeminde bulunmak isterler. Şahsiyeti oturmamış, zaaf, ben şeyim, ben mahvoldum, ya ben neyim ki ya, böyle. Hep savaşı kendisine döndürmüş, kendisini hep aşağılamış, beğenmemiş. Ne bileyim, kendisine kıymet verememiş. Bu sefer gelişme olmamış. Olmayınca taafun etmiş bir zemin gibi onlarda mı sanat oluyor? Yani çiçek koyarsan arı gelir. Ağaçlar bile yağmuru çekmeyi Allah adetini koymuş değil mi? Ağaçları keserseniz yağmur gelmez çöl olur. Bu arada parantez açıyor. Şahsiyet oturması olacak. Şahsiyet gelişmesi olacak kardeşim. Hiç kırılgan olmaz. Allah cesede bile ince bir enerji tabakası koymuş. Enerji tabakası koymuş. Ta ki metafizik alemine karşı tın, burada zaten kayıyor. Tın. Dikkat ederseniz bu tür şeyler daha çok çocuklarda ve kadınlarda oluyor. Çocuk masum, savunmasın. Tamam mı? Ama kadınlarda böyle şey olduğunda daha kırılıyor. Burası çatlarsa kardeşim su girer. Çatlarsa su girer. Oturabilirsiniz. Mutafin maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşerat gibi ve ısırmaktan, zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi. Bak yılanın lezzetine bakın. Nedir? Isırmaktan lezzet alıyor, haşerattan sokmaktan lezzet alıyor. Aynı bunlar gibi dalalet bataklığındaki şerler ve habis ahlaklar ile telezzüz ve iftihar eder. Bak dalalet bataklığındaki şerler ve habis ahlaklar ile telezzüz ve iftihar eder ve zulmün zulümatındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alırlar. Adeta şeytanın mahiyetine girerler. Yani ruhukada bozulmuş ki arkadaşlar kendi donanımını kaybetmiş, tahrip etmekten, vurmaktan, öldürmekten, zarar vermekten lezzet alıyor. Nasıl bir ruh ya? Mesela bakın bir ruh. Amerikan askerin yaptı. Irak'taki çocuğa Afgan'daki resmini. Şimdi diyor ki oraya koydu 200 metreden de bakayım gözüne vurabilecek miyim? Çocuğa. Deneme yapıyor. Şimdi bir eylemi boş mu yani şefkatiniz için demiyorum. Tamam o şehit oldu da. Bu eylemin arkasındaki ruhu seyredebiliyor musun? Ruh. Nasıl bir ruhtur? Sana soruyorum. Şuraya arı konsa. Şuraya arı konsa, öldürebilir misin?
öldüremez. Vicdan bırakmaz. Bırakmaz. Peki sen sine bile amana cam da girmiş, camı düz zannedip de saldırıyor, çıkmak istiyor. Çıkamayana kağıtla camdan şey yapıyorsun, hadi yol gösterip bunca. Sen bunu yapıyorsun. Lütfen bir şey seyretmek istiyorum. Sen bunu yapıyorsun. Ötekisi koy diyor, bakayım böyle yüzünde vurabilecek miyim diyor. Sevgili arkadaşlar, bu eylem, tezahür, bunu ruha geçirir. Bu da bir insan adayı, insanım diyor, bu da insan. Peki, sana bunu yaptırmayanın temel yapı ve değeri nedir? İmandır. İmanının kıymetini biliyor musun? İman, iman. İman, ahirette yarıyor değil kardeşim. İman, sadedi dareyindir. Dünyada da yiyoruz bunu. Dünyada da bunun lezzetini yiyoruz kardeşim. Bela ve musibetleri nasıl yorumlarsın imayı? Kabiri nasıl yorumlarsın kardeş? Ve bu olayı nasıl yorumlarsın yani? İnsan ilişkilerini nasıl yapardın? İmana bak ya. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'yi fethine giden ordusunu seyrediyoruz. Fethe giden ordu ya. Başta sahabeler var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ordusu gidiyor. Ortada Ebu Bekir Sıdık. Orduya diyor ki, söyleyin o taraftaki komutana, şu kadar diyor kavis yapsın, sonra falan mefkede tekrar aynı güzergaha girsin. Ama çadırda plan yapmışlar. Aklı geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, yani yön mü değişti, vaz mı geçtik Fetih'te? Hayır diyor. Bak nasıl bir dinin mensubuyuz bak, diyor ki, hayır diyor. Niçin peki yönünü böyle kavis yaptın ya Resulallah? Diyor ki biraz önce Cebrail geldi. Diyor ki Allah bana diyor. Ya Muhammed, yolunun üzerinde bir dişi köpek var, yavrusunu emziriyor, rahatsız etme. İslam ordusunun yönünü değiştirtiyor. Allah Allah. Bu fiili geç kardeşim. O ruhu seyret, ruhu. Ruh nasıl bir ruhtur? O ruhtaki lezzete bakın. Her amelin dünyada muacel lezzeti vardır ve eylemi vardır. Vicdanen yapmış olduğunuz yanlışlıklar yakmıyor mu bizi? İyilikler de bize lezzet veriyor. İşte imandan lezzet almak, imanından lezzet almak. Ustad 15. şurada diyor ki, madem diyor küfür bu kadar rezildir, bunlar yaşamamaları lazım, intihar etmeliydiler diyor. Niçin hala yaşıyorlar? Veya Müslüman bu iman lezzetinden coşması lazım diyor. Orada Meşin İşra'da diyor ki, iptal bu ahir zaman fitnesi her türlü fitne uygulanır olduğundan, iptali hisleminden, kafir küfründen elem alamadığı gibi, mümin de imanından lezzet alamaz hale gelmiş. İptal his, yani şu, dişine dokunabilir misin matkapla doktor? Hayır. Bir iğne, iptal his bu ya. Eylem yapıyor, hissetmiyor. İmanının farkında değil yani. İptali his olmuş günahlarla. İşte arkadaşlar, nasıl ki yılan ısırmaktan lezzet alır, haşerat-ı muzira saldırmaktan lezzet alırsa, habis olmuş, şeytanlaşmış, ruhu dibe vurmuş ruhlarda zulmetmekten, öldürmekten, camiye bombalamaktan lezzet alıyor. Çünkü ruhu böyle olmuş. Ondan, onun lezzeti o. Lezzeti o. Evet, cinni şeytanın vücuduna katı bir delili, insi şeytanın vücududur. Kayın bahsinde elemanlarda diyor ki, meleklerin katı vücuduna delil diyor, duygularımızdır, hislerimizdir. Meleklerin vücuduna. Şeytanın da vücuduna delil, bu tür negatif duygularımızdır, hislerimiz var ya. Bizde yok mu bu çocuğu öldürmek? Var. Yok olmamış. Ama ifade edemiyor kendisini, bastırılmış. Neyle? Başka bir güçle. İman. İmanın farkında olmak. Allah'ın farkında olmak. Bilerek söylüyorum. Allah'ımızdan lezzet almak, zevk almak, ruhlanmak, rahlanmak, ferahlanmak. Çok acayip bir şey ya. Oradan besleniyor. Besleniyor iman.
İman öteleri bu tarafa beri eden bir boyuttur, bir koridordur. İman bu cep telefonu demir yığınıdır, hiçbir manası yoktur. Kartı takınca dünya ile görüşüyorsun, iman sanki bu kart gibidir. Yani uyduyla, baz istasyonuyla sana doğrultunu sağlayıp, koridoru açıp, sesin gidip gelmesine vesile olan bir hakikattir. Bu cesettir, program ruhtur, kart imandır. Uydu gibi de Cenab-ı Hakk'a misal olsa, aynı böyledir. Kart yok, at çöpe, hiçbir şey yok. İman yok, hiçbir şey yok. Saniye. (gülüyor) 29. sözde yüzer delili kati ile ruhani ve melaikeleri vücuduna, vücudunu ispat eden umum o deliller, şeytanların dahi vücudunu ispat ederler. Bu cihette o sözü havale ediyoruz. Tabii tekrar yeni gelenler için söylüyorum, ortada bir şey yapıyorum. Yani burada herhangi birilerinden bahsetmiyoruz. Bu bahsettiğim konu sende var, bende de var. Var da uyanamamış, bastırılmış. İman onu bastırmış. İman olmayınca ortaya çıkmış, artık imanın gereği değil, küfrün gereğini yapıyor. Tahrip etmekten, öldürmekten zevk alıyor. Bundan. Başka bir şey de söyleyecek şimdi. Salisen, kainattaki umur-u hayriyedeki kanunların mümessili, nazırı hükmünde olan melaikelerin vücudu. Yani bunu müekkel melaikesi, levhaların melaikesi, senin her şeyin müekkeli melaikedir. Fakat cenabet olan yere, resim olan yere, resim olan, cenabet olan, köpek olan yere, rahmet melekleri girmez. Müekkel melaikesi ervah habisedir. Onu anlatacak. Müthiş bir kanun. Dikkatinizi çekiyorum. Müthiş bir yer burası. Lemalar 82. Müthiş bir kanundan bahsedecek. Gireceğim bak şimdi. 22. 20. sözle beraber işleyeceğiz. 246 sözler. Hayırlı şeylerin dizginini tutan melaikedir. Yani şu çiçeğin 0.005 miligram kalsiyum, 0.002 miligram demiri aldıran bunun müekkel melaikesidir. Bunun müekkel melaikesi aynı buna benzer. 14. sözde böyle diyor. Şems'in müekkeli aynı Şems'e benzediği için ayrı dedilemediğinden ona da Şems denmiş o meleğin. Şimdi bunu müekkel melaikesi aldırıyor. Onun için şimdi ilim gelmiş, çiçek diyor bitki insanı tanır. Evet çocuk mu girdi? Buna su döken hanım mı girdi anlar diyor. Günaydın. Usta çınar ağacına sarılmış. Değil mi? Bağla'da 8 sene orada misafir olduğu dalın o köküne Kastamonu nefinden sonra geldiği zaman öyle. Usta sarılmış. Hatırasının görüldüğü yer değil Sifo kardeşim. Usta arkayla meşgul. Cesedi cesetle, arkası arkası. Arkası farklıdır kardeşim. Hani dedik ya bu bilgisayardaki film, arkasında film yok. 0011100. O çınar gibi gözüküyor ama arkası da başka bir şeydir. O bir boyuttur, o bir deliktir. Şimdi bunun mümessilleri melaike olduğu gibi, nazır hükmünde olan melaikelerin vücudu ittifak-ı edyan ile sabit olduğu gibi, şimdi dikkatini çekiyorum. Umur-u şerriyenin mümessilleri, umur-u şerriye, mümessilleri, mübaşirleri, o umurdaki kavanini medarları olan erva-ı habise ve şeytani bulunması hikmet ve hakikat noktasında katidir. Belki umur-u şerriyede zişur bir perdenin bulunması daha ziyade lazımdır. Şimdi ustad sözlerde şunu şöyle diyor, ondan sonra izah edeceğim ne demektir diye. Bak. Çok gözükmeyen bir şey, gizli bir şey yani o. Çok da nazara verilemeyen bir mevzu. Kanser veremden bahsedeceğim. Yılan akrepten, insandaki hastalıkların mümessili kimdir? Melek midir bakalım, bak ne diyor usta. Kur'an şahs-ı Adem'e melaikelerin itaati
itaat ve inkiyadının ve şeytanın tekebbür ve imtiaını zikretmesiyle. Kur'an hani Adem'e secde etti, etmedi ya, o bir semboldür, simgedir. Altyapısında ne var bakın. Şans-ı Adem'i bir de okuyorum. Şans-ı Adem'e melaikelerin itaat ve inkiyadını, itaatını, şeytanın tekebbür, kibir ve imtiaını, uzak olmasını zikretmesiyle ne diyor? Ne bir beşere, insanoğluna, kainatın eksel maddi envaları, hepsi değil, kainatın ekseri, tamamı değil Abdülkadir'e, ekseri maddi envaları ve envanın manevi mümessilleri ve müekkelleri musahhar oldukları, yani şunun müekkeli, şu madde bize musahhardır, bize çalışır. Bunun müekkeli dolayısıyla bize hizmet ediyor. Kainatın ekser maddeleri bize itaat ediyor. Bir şey anlatacak şimdi. Dolayısıyla onun müekkeli de bize hizmet ediyor. Tamam, tamam. Ve nevi beşerin hassalarının bütün istifadelerine müheyya ve mukat olduklarını ifham etmekle beraber. Burayı bir parantez açıp bir örnek vereyim. Bugün dünyada ve Çin'de otlar tedavi ile alakalı şeyler var. Ne işe yaradığını, onu tarihine bakmıştım. Bu işlere biraz merakım vardı. Bunun temeli alem İslam'dan alınmış. Ben mübalağa olsun, Müslüman İslamiyet'i kaynak göstermek için demiyorum. Bak. Kaynak, referans İslam'a alınmış. Bak onu bir delille yapacağım. Fusus-u Hikem'inde Muhiddin-i Arabi eserinde diyor ki, ben diyor dağa çıkarken çok envar rastladım bitkilere, buna. Umur'un batınlarına geçmiş ya, çiçeğe sorarmış. Sen kimsin? Ben diyor menekşeyim. Sen ne işe yararsın diyor. Yanındakiler var ama duymuyor. Ben diyor insanoğlunun şu şu işine yararım. Dönüyor. Yazın arkadaşlar. Böbreği geliyormuş. Sen ne işe yararsın diyor. Ben diyor böbrek taşlarına iyi geliyorum diyor. Şöyle şöyle yazın diyor, böbrek taşlarına şu iyi geliyor. Umur'un batınlarına geçip onun müvekkeliyle konuşuyor da öyle kaydedilmiş. Köpekle uğraşmamış, sahibiyle meşgul olmuş gibi. Umur'un batınlarına geçince onun ne olduğunu, donanımın neremize baktığını mümessiliyle konuşuyor. Sen ne işe yarıyorsun diyor. Ben diyor papatyayım diyor. Tamam. Sindirimi olmayana diyor. Şöyle nasıl kullanmam lazım diyor. Şöyle yazın arkadaşlar. Ondan sonra çoğalıyor. Şimdi ifham etmekle beraber, yani bildiriyor eşya ona. Şimdi geliyoruz bu mevzuya. O nevin istidadını bozan, insanoğlunun ve benim istidadımı bozan. Mesela yürümek istiyorum, felç oldum. Nefes almak istiyorum, kanser oldum. İstidadım bozuluyor. İstidat. Onun çalışır vaziyetine mani oluyor. Bakın. Hem de tedavinin temeline iniyor şimdi bak. Bozan ve yanlış yollara sevk eden neymiş onlar? Mevvad-i şerire. Kainatın çoğusu itaat ediyordu ama bazısı itaat etmiyordu. Ona mevvad-i şerire, şerir madde. Ne olabilir? Şerir madde, insana şerir. Kanser, verem, negatif yani. Veya deprem, şerir malzemesi yani. O gerilim bilmem ne. Mevad-i şerire ile, tamam o şerir, bir de bu. Onların mümessilleri. Ha, demek ki şerir maddelerin dizginini tutan mümessili var. Hani bunu tutan melaikeydi ya. Peki, eve resim, köpek ve cünüp olan rahmet girmiyorsa, benim dahi resmimi görseniz çiğneyin. Ama abi ya, dedemin resmi ya. Resulullah diyor ki, benim dahi görse. Peki ne var onun mümessili kimdir? Mevvad-ı şerir olduğundan cinler ve şeytanlar evdeki resimlerin gözlerine sığındıklarından,
Oradan girip çıkıttıklarından, tamam mı? Dolayısıyla o mevad-i şerire, o şerir maddelerin bir de mümessilleri var. Kimmiş onlar? Mümessilleri ve sekene-i habiseleri. Allahu Ekber. Yani bakın, bir bunu temsil eden, diyor bu benimdir. Bir de bunun içinde olan var. Sekene-i habise, içinde olan. İçinde olan donmuş hücre olmuş, kanser. E eşittir mc kare değil mi madde? Yoğunlaşmış enerjidir. Madde yoğunlaşmış enerjidir. Antimadde, bir de madde var. Şimdi arkadaşlar, bunun bir mümessili var. Ben. Bir de bunu meydana getiren içeriği var. Enerji boyutu. O da sekene-i habisedir. Sekene-i habise, erba-i habise donmuş. Usta Tukar da aynı kanun kullandı. O şeytanlar diyor cesetliyse insan olacaklardı diyor. Bu insanlar, insanlık alemini ateşe verenler cesedini mi çıkarsaydılar diyor. Cinli şeytanlar olacaktı diyor. Aynı kanun, atom, şerif o kanser hücresi, onu meydana getiren erbağın habisidir. Bir de onun mümessili var. Bir sekenesi var, bir de mümessili var. Bak ustak diyor, iki tane diyor. Onların mümessili, dizginini tutan ama bir de sekene-i habiseleri var. Maddenin kendisi, o nevi beşerin tarihi kemalatında ne büyük bir engel, ne müthiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek Kur'an-ı mucizül beyan. Şurada duruyorum. وَنَنَزِلُ مِنَا الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَانُ وَرَحْمَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا اَجِلُ زَالِمِنِ لَا خَسَارًا. Kur'an niye şifadır? Arkadaşım bak, Kur'an canlıdır, ruhludur, kainatın aklıdır, ruh kainatın ruhudur diyor değil mi? Kur'an bu değildir arkadaşlar. Kur'an lafzen ifade ediliyor. Filmi düşünün. Bu filmdir ama biz biliriz ki arkası öyle değil. Tersim, Türksel, AB'ye yazıyor ama arkası yazı değil. Burada Türksel yazdığı gibi, Elhamdülillah Rabbil Alemin yazısı da böyledir. Arkasında yazı yoktur, 00111 yazılım var. Bazı istasyonlar ayrı bir dalga boyu var, bazı istasyonun uydusu farklı. Yani bir yazılımın, bir yazının süreci, bize uzantısına kadar ne kadar formatı farklı. İşte Arapça harflerle matematik coğrafya kitabı yazılıyor Arabistan'daki insanların. O Arap harfleriyle yazılan matematiğe beni sürersin. Aynı harflerle yazılan Kur'an'a süremezsin. Çünkü arkasındaki yazılım önemli. Onun, o harflerin öyle bir yazılımı var ki arkası yoktur. Sürersin buraya. Ama onun öyle bir yazılımı var ki ışıktır ama burada ışıktır. Dokunursan ceyran çarpar seni. Çarpmaması için ceyran plastik giyeceksin, terlik giyeceksin. Yani Kur'an çarpmasın diye abdest alacaksın. Yazı olarak ifade ediliyor. Kur'an yazı değildir. Bu meseleyle ne alakası var? وَنُنَزِّلُ مِنَا الْقُرَانُ مَا وَشِفَانُ وَرَحْمَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا اَزِدُ زَالِمِنَا لَخَسَارًا. Peki ne? Kur'an enerji boyutunun koridor açılımı. Tamam, okuduğun zaman Allah ile sohbet deniliyor. Ruhun gıdasıdır demiyor mu? Ha işte sevgili kardeşim, bu sekene-i habise ve sekene-i mümessiller, o habis mümessilleri bir enerji boyutu mudur? Burada bir mikroptur. Mikrobun arkası mikrop değildir. Enerji değil midir? Kur'an'la koridor açıyoruz, o enerjinin yapısını değiştiriyor. Bunları yaşayan bir insan olarak misal için söylüyorum. Yani muşahhas olsun diye, Kur'an şahidim olsun. O kadar insanlara denk geldim ki tedavisi ancak hapla, uyuşturma ile. Uyuştur, yat, uyu, uyu, yat, uyu. Tıbbın çaresi bu. Çaresi yok denileni Kur'an'a yemin ederim ki o sitede yayınlanan o dualar, Kur'an ayetlerini okuyarak 3-1 veya 3-5 gün şifa bulan o kadar var ki ve o kadar dualar ediliyor ki.
Allah razı olsun diyor. Sıkıntıdan kurtuldum, yatamıyordum. Aklımda birisi vardı gibi. Bunlar hayal değil arkadaşlar. Ne yapıyor? Kur'an'a selam verin. Açtığın zaman selamun aleyküm de kardeşim. Allah Resulü'nün ifadesiyle Kur'an ikiz kardeşinizdir diyor. Kardeşin demiyor. Kardeş arasına sene farkı vardır. İkizde sene yoktur. Kur'an nedir? Kainat-ı Kübra. Değil mi? Kur'an-ı Kebir kainat diyor. Kainat ustad ne diyor? Uzatmıyorum. Farkındayım ben. Ama altyapıları oluşturuyor. Üzerine bina yapacağım şey. Kainata Kur'an-ı Kebir kainat diyor. Tamam mı? Kainata büyük Kur'an diyor. Bu büyük Kur'an'a bizi nispet edince kainat-ı sura insan. Kainatta ne var? Şeytanlar, melekler, arş, kürs, arş-ı azam, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil ne varsa. Allah'ın dışında her şeyin hulasası sensin. Sen cami Kur'ansın. Hazreti Ali öyle diyor. Kur'ansın. Kur'an, Yasin, Yasin, Fatiha, Fatiha, Besmele, Besmele altındaki noktayım diyor. Şimdi niçin sen bunları uzattın? Alleme Ademe esme külliha. Bediüzzaman işte. Bediüzzaman lazım. Nasıl izah ediyor? Adem'e secde etti. Allahu Ekber. Hani Allah'tan başka kimse secde edilmezdi. Şeytan. Meğer şeytan bir mümessildir. Bir mümessildir. Bir semboldür. Şerin düğüm noktasıdır. Tamam mı? Ha nedir o? Erval habise, mevvad-i şerirenin mümessili olan şeytan, insanın fıtratını bozuyor. O zaman Kur'an şifa, hakikaten şifa ya Rabbi. Acayip bir şey ya. Ben öyle insan biliyorum ki vallahi, okurken elini koyduğu zaman, yanıyorum diye bağıran şey görüyorum. Ben bilmediğim için uzaktan bakıyorum yani. Baktım, şey, Allah Allah, ne yüklüyorsan, nasıl oluyorsan. Tabi burada hazmolan bir Kur'an tabi. Muhatap olunursa. İşte bir tek Adem'le aleyhisselam cüz-i hadisi konuşurken Kur'an, bir şey konuşurken bütün kainatlar ve bütün nebi beşerler bir mukalemi ulvi ediyor. Böyle zavallı. şimdi bak kardeşim, eskide bu hastalıklar yok muydu? Kuvve-i kutsi, kuvve-i ulvi, kuvve-i manevisi olan insan umur batınlarına geçiyor. Neresi? Karaciğerinde bir şey var, kanser. Gidiyor oraya, alıyor tamam. İki türlü tedavi yaparlarmış. Alırdı ruhunu ha buraya, tedavi ederdi. Bazen gelirdi senin içine, seni tedavi ederdi. Sana okuyunca, ne oluyordu o bebek? Soruyorum sana. Şimdi bu hastayı okuyunca düzeliyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ne oluyor? Bilmiyorum ki ne oluyor. Ben bilmiyorum ama netice itibariyle efendim. Şimdi bilim adamları araştırmışlar. Kelimelerde ve yazılardaki etkiler su molekülleri ve diğer moleküllerin üzerine bunları koymuşlar. 15-20 yıllık mazisi var. Ve o moleküllerin yapılarını değiştirmişler. Mesela çirkin bir kelime söylemiş, bunu bardağın üzerine yapıştırmış bunu, Japonca bile olsa. O moleküller kötüleşmiş. Diğer suyun üzerine teşekkür ederim yazmış. Güzel bir şey, bu moleküller de değişmiş. Yani yazı suyun moleküllerini etki ediyor. Evet. Bilimsel olarak ispatlanmış. Şimdi artık zaten maddenin arkasına kuanta, kuantum enerji boyutu var ya eşittir MC kare. Bunlar zaten sıradan olmuş ama 1926'da yazılmış bunlar. 24. sözde diyor ki ey filozof, kamere aşık filozof, kamere girdin diyor. Aya gidilmez. Kaçta gidildi aya? 69. Ve diyor zaman kaçta vefat etti? 60'ta. Öyle değil mi kesin yani? 69'da da çıkıldı. 24. sözde. Ey kamera aşık filozof. Kamere girdin diyor. Değil mi? Ne hayatı var, ne suyu var. Hava yok, hayat yok, nur yok ha. Ne hayatı var, ne nur var. Öyle demiyor mu? Nereden biliyor? Bilmiyorum. Birisi şey demiş ki, terimsettirin. Ömer Nasip İlmen'e demişler ki ya Bediüzzaman eser yazmış, cemaat teşekkür etmiş, arkasında okuyanlar var, siz de bir eser yazsanız da biz de okurduk demiş. O mübarek zat işi biliyor, fark etmiş, veciz ifade ediyor. Onun kulağına öfleyen var diyor. Benim kulağımı öflemiyorlar ki. Arkadaşım bu ne biçim eser ya?
Şimdi biraz önce sözlerden okuduğumu, şimdi bir daha bu noktadan bakın okuyorum. Umur-u Şeriye'nin mümessilleri. Umur-u Şeriye'nin. Mevvad-i Şeriye. Tamam mı? Negatifi. Mübeşşirleri var. Kontrolcuları, diskini tutan. Ve umurdaki kavanine medar olan erva-ı habise. Onlardan bir tane misal vereyim. Yaşadığınız bir şey. Nasıl gördün adamın? Vallahi sarmadı ya. Gözü acayip ilan gibi sıkıyordu ya. Demiyor musunuz? Ulan bu adam tipi sarmadı bana ya. Bu bozuk bir adama benziyor kardeşim. Ona işi yapma. Öteki istiyorsun ya. Çok hoş bir adama benziyor ya. Demiyor muyuz? Diyor. Peki nedir o? Bu atamdır kardeşim, fasulye domatesle yapılmış. Seni iten nedir? His. Peki o his değil? His. Tat tat demiyor. Nasıl çakıyor? Duygu değil, his ama. Evet, his. Duygu bu. Kardeşim bakın. Batın zahire aksediyor. Hayal kızarttığı gibi. Bakın. Bu insanların ruhu nasıl itiyor? Nasıl itiyor böyle? Zaten 23 senede diyor nazım olmasının bir hikmeti de şuymuş. Hırtlarına basıyor Cenab-ı Hak. Sigara ensesine sürdürüyor. Bir ayet indi, görelim bir ayet indi. Toptan inse bir azap çekeceklerdi, unutacaklardı. Bir ayet indi, yarın bir ayet, bir süre daha. Gelin diyor. Hırtlarına basıyor, ey limanı limanına diyor. Hoşuma gidiyor yani. Oh. Umurdaki kavanini medarlar olan erva-ı habise. Ya ne zorun var be kardeşim kafir olmaya? Ne ihtiyacın var kardeşim? Ne karı var ya? Ne ihtiyacın var? Ben de anlamıyorum ha. Ben mi kafayı yedim diyorum. Diyelim ki inkar ettim. Yok dedim. Gittim ahirete. Hakikaten yokluk çıktı. Dedim doğru çıktı. Karın var mı? Aferin lan sana. Yok dedin yokluk çıktı. Al sana yokluktan bir mukavva. Yok. Peki dediğim doğru çıkarsa karım yok. Dediğim yanlış çıkarsa? Peki var dedim, yok çıktı, zararım yok. Bakın, var dedim yok çıktı, zararım yok. Var dedim varlık çıktı, sonsuz saadetim var. O zaman bir yol ki, İslam ki, yanlış çıkma halinde zarar ihtimali yok. Doğru çıkarsa sonsuz saadet var. Yapmak mıyım kardeşim? Bir yol ki zarar ihtimali sıfır, kar ihtimali sonsuz. Bir yol ki kar ihtimali sıfır, zarar ihtimali sonsuz. Ben mi yanlış düşünüyorum? Var mı? Bunun farklı bir şey yorum var. Bu Hazreti Ali'nin mantığıdır ha. Bir de okuyorum. Umur-u Şeriye'nin mümessilleri ve mübaşşirleri ve umurdaki kavaneni medarları olan erva-ı habise ve şeytani bulunması hikmet ve hakikat noktasında katidir. Belki umur-u şeriyede zişur bir perdenin bulunması daha ziyade lazımdır. Çünkü 22. sözün başında denildiği gibi herkes her şeyin hüsnü hakikisini göremediği için zahiri şeriyet ve noksaniyet cihetinde Halik-i Zülcelal'a karşı itiraz etmemek ve rahmetini itham etmemek, hikmetini tenkit etmemek ve haksız şekva etmemek için zahir bir vasıtayı perde ederek ta itiraz ve tenkit ve şekva o perdelere gidip Halik-i Kerim ve hakimi mutlaka teveccüh etmiş. Nasıl ki vefat eden ibadın küsmesinden Hazreti Azrail'i kurtarmak için hastalıkları eceli perde etmiş. Perde diyor bakın. Demek ki insanı öldüren kanser değilmiş. Kanser perdeymiş. Mesela bakın trafik kazası değil adamı öldüren. Nedir o? Eceli gelmiş. Ama o onun vesilesidir. Onu kullanmış Cenab-ı Hak. Kanser değildir. Öyle de Hazreti Azrail aleyhisselam kabzı ervaha perde edip ta merhametsiz tevehüm edilen o haletlerden gelen şekvalar Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesin. Mesela trafik kazasına gitti adam. Tabi nice Cenab-ı Hakk'ın hikmetleri var. Onu şehit ediyor, günahları kibret ediyor. Ama zahirini bakıp hükmeden insan, ya Allah burada nasıl canını aldı ya? Bu olur mu ya? Sıkıştı, para parça oldu ya. Yatakta alsaydı olmaz mıydı? Olmazdı işte. Olmasın diye ne oldu? Vallahi serseri bir tanesi arabayı ona bindirdi, öldü. Allah çatırımıza gelmiyor. Öyle de daha ziyade bir katiyetle şerlerden ve fenalıklardan gelen itiraz ve tenkit Halik-i Zülcelal'a teveccüh etmemek için hikmet-i Rabbani şeytanın vücudunu iktiza etmiştir.
İnsan küçük bir alem olduğu gibi alem dahi büyük bir insandır. Bir daha okuyayım şu cümleyi. Tamam. İnsan küçük bir alem olduğu gibi alem dahi büyük bir insandır. Bu küçük insan o büyük insanın bir filistesi ve hulasasıdır. Hani dedim ya Allah'ın dışında kainatın insan hulasasıdır. İnsanda bulunan nüminelerin büyük asılları insan-ı ekberde bir zaruri bulunacaktır. Nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu alemde lef-i mahfuzun vücuduna katedilirdir. İnsan hafıza var mı? Var. Lef-i mahfuz da var. Her şeyin kaydedildiği yer var. Öyle de insanda kalbin bir köşesinde lüme-i şeytaniye denilen, burada bir lüme-i şeytaniye var. Yani öfleme merkezi. Lüme-i şeytaniye denilen bir aleti vesvese ve kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan bir şeytani lisan ve ifsat edilen kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini. Yani bu geçiktir o şeyin. Şeytanın vücudunun nüminesi burada. O bununla konuşuyor. Bu lümme-i şeytani aizedir diyor burada. Aleti vesvese. Burada kabul etmese diyor şüpheden şüphe döner. Yukarıya çıkar. Zamanım geldiği için geçiyorum. İnşallah başka zaman izah ederiz onu. Konuşan bir şeytani lisan ve ifsad edilen kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini, hatta hepiniz farkında, uyanık olan fark eder. Mesela diyor ki, şöyle yap diyor. Böyle yap diyor. Ya Allah Allah. Bu ne oluyor ya? Çok sordular da bana. Ya hocam diyor, abi diyor. Ben şahsiyet kayması mı var diyor. Bir böyle ses geliyor, bir böyle ses geliyor. Ben de gülüyorum tabii, hoşuma gidiyor. Bugün de sordular. Ya birisi diyor ki yap, birisi yapma diyor. Birisi Allah'a küfür ediyor, birisi diyor ki olmaz diyor. Ya ben diyor şaşırdım, ben hangisiyim diyor ya. Sen hiçbirisi değilsin. Bu nefis, bu ruh. Benim nefsim, benim ruhum. Ben diye burada. Bunu ayırdın mı Allah'ın izniyle hiç korkma. Unutma, nefise hamilesin. Onun istekleri, arzuları senin arzuların içindedir. Bu gözü kullanır orada, bu kulağı kullanır. Bu aklı kullanır. Ama aşağıda geldi. Ulan televizyonu aç ya, şimdi dersten gel. Bir vakti var ne yok diye bu aşağıdadır. Olur mu ya şimdi yarın işin gidecekse şimdi neler gelecek ki bana? Bunun karşısına koyar. Namaz kılacaksın tam böyle. Tam namazda bir bakıyorsun ki tuhaf tuhaf şeyler geliyor sana. Tuhaf tuhaf. Kim getiriyor? Onlar. Sen bunu bilmesen dersin ki buna benim kalbim ne kadar rezil olmuş. Hiç alakası yok kardeşim. Peygamber'e sorulmuş. Ya Resulallah acayip acayip şeyler geliyor diyor. Yani imanım mı gitti diyor. O da diyor ki aleyhissalatü vesselam halis bir imanın ifadesidir diyor. Ve bazılar diyor ki abi diyor ben diyor kafir oldum mu acaba diyor korkuyorum. O da kafir kafirlikten korkar mı? Kafir kafirlikten korkar mı? Korkma. Kafir kafirlikten korksaydı Müslüman olurdu. Sen korktuğuna göre buradasın. Halis bir iman var. Peki içimde geçenlerden yok büyük cihattır. Günah değil, tam tersine sevap vardır. Diyor ki çak ona, söyle ona, yap onu. Geliyor mu? Geliyor. Sen de olmaz. Ha işte bu cihat budur. Gördün mü sevap, günah zannediyordun. İşte kendini tanımak ne kadar büyük nimettir ki Allah bile kendisini tanımanın şartını insan kendisini tanımasının içine koymuş. Bitireyim. Bir şeytani lisan ve ifsat edilen kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiği için ve sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsini görmesi alemde büyük şeytanların vücuduna katı bir delildir. Hatta insandaki latife varmış ki insan çoğu zaman ihtiyar ve iradesine girmiyor. Belki de mesul da olmaz diyor insan. Hatırladınız mı? O gene burada var. İnsanda iki latife var ki insan onlar bakar şurada 75'te insanın letaifi içinde teşhis edemediğim iki latife var ki ihtiyarı ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına da giremezler. Böyle şeyler var kardeşim.
Onun için ya bu adam bunu nasıl yaptı ya? Bunu niye dedi ya? Bu adam Allah Allah ya bu kadar dediği yanlışı nasıl yaptı demeyin kardeşim. Onun akabesi oydu. Onun akabesi fekulatında yani imtihan da oydu. Bakın görüyor musun? Adamın kontrolün dışında şeyler oluyor. Herkesin bir imtihan vesilesi var kardeşim. Allah'ın nazarıyla birbirinize bakın diyor. Nedir o? Hasenatı bir tarafa, seyyatı bir tarafa. Muvazene-i amelle bakın. Eğer bunu yapamayan zulmeder. Hukuklara tecavüz eder. Payman eder. Yani akıl ve kalbin nefis ve şeytana o mücadele oluyor içeride. Geçici olarak idmansız kalmasından dolayı mı? Mağlubiyetinden diyor. Mağlubiyetinden diyor. Levent. Diyor ki idmansız tabii. Yani bu ne yapıyoruz biliyor musun? Şu anda idman yapıyoruz. Yani biz derse gelmezsek, biz alakamazsak idmansız kalıyoruz. Tabii idmansız. Şimdi nasıl anlayacaksın bakın. Yani bu devamlı telkin ediliyor. Bak sen üçe ayırıyoruz. Bugün bir tanesine dedim ki şehirde dedim nerede oturuyorsun dedim. Dedi ki Bakırköy'de oturuyorum hocam dedi. Telefon geldi. Bakırköy'de meyhane var mı? Var hocam dedi. Sana günah yazılıyor mu dedim. Yok niye yazılsın dedi. Oradan bazen geçiyor musun? Geçiyorum dedi. Günah olur mu sen olmaz. Kardeşim insan bir şehir gibidir demiyor mu? Saray gibidir diyor. E peki şehirde meyhanenin olması sana günah yazılmadığı gibi şehirde dershane, camilerin olması sen oraya gitmedikçe sana sevap da yazılmıyor. Cami var, Kur'an okunuyor, sen gitmedin, sevap yazılır mı? Aynı onun gibi arkadaşlar, şehir gibiyiz. Bu da var, bu da var. Ama yeter ki fark et. Ya ben bu dükkana gitmem. Adem Aleyhisselam nasıl dedi? Uzattığımın farkındayım. Peygamberimiz diyor ki, Musa, Adem diyor, Musa'yı 3 defa mağlup etti diyor. Ya Resulallah nasıl? Adem'e dedi ki Musa Aleyhisselam, şeriatçı ya. Ya diyor sen o haram şeyi yedin dedi, başımıza belaya soktun dedi. Sert adam ya, Hazreti Ömer gibi ya. Başımıza yemeseydin diyor, başımızı belaya sokmazdın diyor. Ya Musa sen bilmez misin? Ben onu yapmadan önce 40 yıl önce yazılmıştı diyor. Peygamber Aleyhisselam tebessüm ederek dişi bile gözükmüş. Vallahi Adem'in şeyi. Peki şeytan o arasında ne şey yaptı? Şeytan Kur'an'da şöyle geçiyor. Cenab-ı Hak ayet olarak getirdi. Sen beni azdırdın dedi, tamam mı? Şeytan diyor Cenab-ı Hak tekzip etmiyor bak. Ne demek? Adem onun yazıldığını bildiği halde, o da nasip olduğu halde yaptı. Ne yaptı? Cenab-ı Hak şöyle dedi ona. Ya Adem bunu niye yaptın? Sustu. O zaman rahmet tecelli etti. Biz ancak fiilin halikı Allah'tır. Biz ancak tercih yaparız. Dükkana girer miyiz, girmeyiz. Burada müthiş bir sır var, anlamanızı istiyorum. Şeytan ise yaptığı fiile sahip çıktı. Adem yaptığı fiile sahip çıkmadı. Yani şunu demek istedi. Ya Rabbi benim içimde teşhis edemediğim iki tane latifem var. Onlar ihtiyar ve irademi dinlemediler. Dinlemeyince de mesuliyet altına girmez. Onun için kebair işlemek imansızlıktan gelmiyor. Belki his ve hevesin ve vehmin galibesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri geliyor. Zina etti adam. İçki içti. Kafir mi? Hayır. Amen. O Vehhabilerdir. Arabistan yönetimine aittir. Günah işledi mi kardeşim? Namaz kılmadı mı? Kafirsin. Çünkü onlar amen imandandır. Dedikleri için. Oysa değil. Peki bu günahı nasıl işledi? Vehhabi diyor ki ya imanı olsa diyor. Allah'a ahirete inanmış, günaha da inanmış, hesaba çekilir. Nasıl bunu yapar diyor. Bilmiyor ki kardeşim mağlubiyet ne olduğunu. Akıl, kalp ve ruhu mağlup olmuş. Şimdi ne? İki kişi dövüşüyor. Tak 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 adam yerde. Düştü diye ölmedi ya. Dövüldü de mağlup oldu. Kalkacak ya. Yarın da ona çakarım. Mağlubiyetten geliyor. Kafirlikten değil kardeşim. Onun için değil. Hemen tövbe edeceğiz. Hazreti Ali'nin sözü şöyle. Tövbeye muvaffak olan aftan mahrum olmaz. Bu bir ikramiye ifade edemiyorum haletimi. Harika bir müjde. Bakın Allah sana tövbeyi nasip etti mi? Allah affetmeyi murat etmeseydi sana tövbeyi nasip etmezdi. Hazreti Peygamber'den naklediyor. Tövbeye muvaffak olan
aftan mahrum olmaz. Sahabi diyor ki ya Resulallah yaptım günahtan tövbe ettim. Tekrar yapsam, tekrar tövbe. Tekrar yapsam ya Resulallah, tekrar tövbe. Tekrar yapsam ya Resulallah tövbeyim olsam vaktik adam durmayacak. Allah Resulü diyor ki kul diyor tövbeden yorulmadıkça Allah affetmekten yorulmaz. Kardeşim böyle niye böyle adam düştü o günahı işledi. Hemen niye çöpe atıyorsun kardeşim? Sana uygulansa ne olur? Uyguladığın formülü kendini uygula. Değil kardeşim. Allah'ın adaleti şudur haşirde. Terazi, iyilik, kötülük. Hangisi galipse arkadaşlar. Son cümle. Ve bu lüme şeytani ve kuvve-i bahime bir kulak ve bir dil olduklarından ona üfleyen. Hennas diye geçiyor surede. Bunu konuşturan harici bir şahsı şeririn vücudunu ihsas ederler. Mesela bak bana ne diyor biliyor musun Mustafa aşağılık? Adetimdir Kur'an okumak ya. Kalktım, ya diyor, Risale oku diyor ya. Kur'an sünnettir diyor, içerisi Risale-i Nur diyor. Kur'an'ın hakikatıdır diyor, farzdır diyor yani. İman hakikatleri aşağılık, hiç yemez. Hayvan terli. Okutturmuyor, konuşuyor beni. Bak dün de diyor ki, bir yemek saati gelmedi, dışarıda, ya şuradan bir simit aldım. Kardeşim alamam. Olmaz. Saatimiz gelmedi ki, sen biliyorsun. Bak, aynı sesi duyacaksın. Fark edince duyacaksın. Ama çoğu zararı yapıyor, çakıyor. Biz de çakıyoruz Allah'ın izniyle. Haşta diyor ki, bak diyor, bu diyor, en sebap diyor, alt kattan tavaf etmektir. Hakikaten doğru ya, fark etmedim tabii onu. Haber ettik ben ama ooo, Arabistan'daki o şey var ya, Afrika'daki o dev kadınlar, ooo, cüllüs derken haydi, alet, manet kalmadı ya, burada haş olduk. Bana dedi ki, ne haber dedi, farzda maharamı karıştırdın kadın. Üstüne şey yaptı. Ne haber? Olan aşağılık. Hem beni soktun buraya. Hem de bana böyle yaptı. Tamam 1-0. 1-0. Şimdi göreceksin. Yanlama çıktım. Doğru üçüncü kaldı. Oo, kaç mı? 1 kilometre. Evet. 1 kilometre ya. Olmaz. Hiç kusura bakma vallahi. 1-0 galibiz. Bir döndük. Hiçbir kadına çarptı. 1-1. Ne haber? 6-1. Dedi ki bana, dizini bırakmıyorum, yarın görüşürüz dedi. Böyle bir aşağılık bir şey. Ama fark ettin mi, kedi fare oynar gibi ne kadar hoş oldu. Günah yaptırdım. Veya birisini gördüğüm zaman en inanın, ben böyle artık son halletim, 1-2 senede mi? En sevdiğim bir kişiyi en rezil bir halde görsem, öyle bir şeyim, kanar şeyim var. Vallahi ancak derim ki o anda mağlup olmuştur. Asla verdiğim değeri, ustad da öyle diyor. Açılsa düşürtmez diyor. Böyle olunca kendime de o zaman ne yapıyor? Kendimi yıpratmıyorum, psikolojik deprem, ya yapamıyorum. Dur kardeşim öpeceksin inşallah. Bir ders dinledin mi sen ömründe çocuk? Ustad diyor ki o benimdir. Günün birinde o çekirdek ağaç olacak o çocuk. Merak etme dönecek buraya. Ul küllü ya'melu ale şakir. Merak etme kardeşim. Onun için birbirimize böyle merhametli, şefkatli, bahir gibi. Kainatı sebebi vücudu muhabbet olduğu gibi muhabbet pergeli ne kadar büyükse o kadar senin ruh kemalatın var. Allah'ın muhabbeti kainat kadar kainatı yaptı. Senin muhabbetin çocuğun muhabbeti şu. Doğar doğmaz çocuk bebekini sever kendisini. Hemen ağza ne bulursun. Sonra muhabbeti gelişiyor bakın pergel açılıyor. Anneyi fark ediyor. Anne kadar muhabbeti gelişiyor. Sonra babayı fark ediyor, babayı da seviyor vesaire. Öyle bir nurcu ki pergeli kondu, koydu üzerine, kendisini görüyor, kendisini sever. Biraz daha gelişti bu nurcu kardeşim, meşrebini görüyor. Onun ruhu, kemalatı meşrebi kadardır, kucaklayıcı değildir. Benim grubu, o bizden değil. Kimden o? Benden değil. Kim? O zaman sen kimdensin? O da öyle diyor. Ha demek ki pergeli bir baktı ki nurculuk sahası kadar genişletmiş. Ha ruh kemalatının delilidir. Muhabbetin pergeli. Dairesi, muhabbet dairesi ruhun kemalatın ibresini gösteriyor. Allah da öyle kainat. Sonra bir baktı ki tarikatçıları dağılmış. Sonra bir baktı ki alem İslam'ı almış. Bak alem İslam, ustam diyor ki alem İslam'a indirilen darbeler ilk önce ruhuma hissediyor diyor. 9 tane dişi düşmüş bir gecede, sıkıntıdan. Bir gecede 9 tane düşmüş. Nasıl hissediyor, tamam görüyor musun? Yani burada kıl sökülür gibi, Irak'ta birisinin şeyi gelse kılır.
Ha, o zaman o ruhu kemalatın ölçüsü muhabbet pergelinin genişliği kadar. Ve ahir devamım enilhamdülillah rabbil alemin. Kusura bakmayın, bir saatimi uzattım. Ve ahir devamım enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.